ekonomiyi soruyoruz. Bir genç olarak ekonomiyi nasıl yorumluyorsunuz? Vallahi abi şimdi Kızılay'dan yeni çıktık. Şunlara için kan verdik abi. Durum, vallahi durum vaziyet böyle. Öyle yani. Kaygısı yaşıyor musun genç olarak? Konuşulacak aslında asla pek bir şey yok ya. Şuradan herhangi bir genci yürü hepsinin ya görüşü aynı yani. Kimsenin yani geleceğe dair bir şeyi yok yani. Umudu yok. Hiçbir gencin yok. Ben öyle düşünüyorum. Kaygı benim değil de abi, hayalleri kapattık yani. Daha hani ne olursa. Geçtim, ben 20 yaşındayım. Buradan 10 yaşında bir çocuk çevir, o da aynı şeyleri düşünüyor. 10 yaşındaki çocuk siyaset düşünmesi normal bir şey değil zaten. O yüzden sıkıntı yani. Konuştuk dedi ya, zaten oturuyoruz. Dönen tek muhabbet ekonomi. Çay fark etmiyor, nereye gidersen git, bir bara gitsem yine orada da ekonomi konuşursun yani. Durum böyle bir vaziyet yani. Bir şey sorabilir miyim? Arkadaşlar gelecek kaygım yok dedi de hangi anlamda yok? Gelecek kaygım kaygı yok ya, hayali kapattık abi. Hangi geleceğin şeyini kuracağız ki? Şimdi çalışsak abi 8 sene dirsek çürütüp atanamıyorsun. Asgari ücretle ev geçiremiyorsun. Ben neyin hayalini kuracağım? Yani ne sorusu yani sordun abi? Hani 10 sene okuduktan sonra atanamayacaksan ben niye okuyayım ki? Hayalim yok diyorsun ya. Yok abi zaten. Hayalim yok diyor. Ben de neden yok diyor soruyorum. Bak ben basit bir şey sordum sana. Abi şimdi işe girip çalışsan aylık 5 bin lira. Hadi abi 10 bin lira alsan. İskeriz miyiz peki? Şu anda sadece karın tokluğunu yaşarsın ben abi. Ben edebiyat mezunuyum. Tamam edebiyat, abi. Edebiyat, edebiyat. İyi dinle, edebiyat mezunuyum. Öyle çakma edebiyat değil. Edebiyat mezunuyum. 2002 öncesinden girdim. Bana da devlet mesaisinde iş vermediler ama gittim iş öğrendim. Çıraklık yaptım. Bak bugün meslek sahibiyim. İşte sıkıntı orada değil mi zaten abi? Sen o kadar okumuşsun etmişsin. Abi bugün emeğini karşısına aldığını peki onaylıyor musun sen? Bir yandan da daha iyi para kazanıyorum bak. Daha iyi para kazanıyorum. Ne kadar abi biter ki zaten. İşte sıkıntı abi, orada. O kadar sen harcıyorsun bu işe. Saç çatlasa 9 saat gidiyor tekstilde. Sabah 8.30 akşam 6.30 mesela. Tamam abi tekstil işini yapıyor abi. Nasıl 9 saat çalışıyorsun sen? Nerede çalışıyorsun söyle ben de geleyim çalışayım. Gel götüreyim seni. Tamam gel ben de çalışayım. Biz bu işçi. 6 lira maaş alıyorum. Mobil açıyım. 3 tane çocuk bakıyorum. Bak cebimde de Allah'a çok şükür. Bu da mı yalan söylüyor? Bak 3 tane çocuk besliyorum. Hadi. Üçüsü ufak, biri 2 yaşında, biri 4 yaşında, biri 6 yaşında. Çalışırsan bak, iş var hocam. Ben ne diyeyim size aynen memnunsanız ben memnun değilim. Memnun bak, olmak zorunda da değilim. Ben 35 sene okuyorsun. Anam okuyorsun. Okuyorsun. Yüzde kaçıncı sürede sen şimdi benim okuduğun ben için cebine fazla para giremiyor. Çünkü ailene bağlısın sen şu an. Senin tek sosyalleşmen burada yürümendir belki yani. Abi burada Türkiye. Sen Lozan Anlaşmanı yaptın mı 1923'te? Bitti. 2023'e kadar hiçbir şey yapamazsın kardeşim. Ne borç çıkartırsın, ne mağaza çıkartabilirsin. Biz zaten dışarıdaki devletlerle uğraşmıyoruz ki, kendi içimizdeki hainlere bir kere baş edemiyoruz. Biz bir yandan FETÖ diyoruz, bir yandan PKK diyoruz, bir yandan... Arkadaşım bak, neye dönmüş biliyor musun bu ülke? Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar? Sen tavuğu yumurtadan çıkartıyorsun, ben yumurtayı tavuktan çıkartıyorum. Aynı ne geminin içindeyiz abi. Bak, bu geminin içinde aynıyız kardeşim. Sen bu gemiden parça çalarsan bu gemi batar, sen de boğulursun ben de. Sen ülkeni savun. Abi, bak, Almanya'da, gençler değil Almanya'da, ama ya. Bak, benim Ahmet dayım abi, var, bak bir şey diyeceğim, gideceğim. A partisini, B Almanya, partisini parti savunmak, değil, ülkeyi boş savunmak ver, değil boş ya. Boş ver, siyaset değil. Bak, şunu söylüyorum sana, benim dayımın oğlu Almanya'da yaşıyor, kardeşim olarak geliyor ama yanlış anlamam. Almanya'da yaşıyor, diyor ki, Almanya'da diyor mazot diyor şu an diyor 25 euro. Abi, diyor ki senin parana göre, örnek veriyorsun abi. Adam Viyana'da yaşıyor. Adam Viyana'da yaşıyor. Ülkeni savun. Bak demek istediğim o değil. Neyi savunayım abi ben ya? Bak bu sen bayrana inanıyor musun? İnanıyorum abi tamam vatan benim. O zaman etmeyeceksin vatanla ihanetlik. İhanetlik alakası yok ki. Aç da kalsan bak biz Çanakkale'de aç kaldık. Dostum bunun bayrakla vatanla. Bak hayvan arkasındaki o buzayları yendi bu ülke alınmak için. Sevgili tamam, kardeşim. A Parti 5 bu... para etmeyebilir. Lanet olsun diyeceksin. Ama A Parti içine kalkıp da kendi gençliğini, kendi okuduğun okulu, kendi bayrağını, kendi vatanını çürütemeyeceksin. Yeter ki A Parti'nin Allah belasını versin diyeceksin. Sıkıntı var. Böyle. Abi, bir dakika. Tamam. O bayrakla vatanı nereden getirip katıyorsun? Tamam abi. Tamam, şey. Ben görüşümü söylüyorum. He? Sıkıştığınız her yerde vatan, bayrak. Kim? Burada bayrağa karşı çıkan var mı arkadaşlar? Var mı içinizde bu ülkeyi sevmeyen? Demagoji yapmayın ya. Demagoji yapmayın. Ayıp, ayıp, ayıp. Öyle abi. Demagoji yapmayın hadi. Bir dakika. Şimdi siz ya, abi ne mal varlığım var 6 milyar Allah aşkına ya. Vatan millet mevzusu değil ki şu anki. Görüyor musunuz görmüyor musunuz? Görüyoruz abi. Neyini görüyorsunuz anlatın. Abi bakalım. Ben öğrenciyim. Tamam öğrenci. Tamam benim günlük giderim 100 lira para. Ben yurt dışında 22 yıl kaldım. Sen dışarıyı görüyor musun şimdi? Bu adam dışarıdan geliyor. Abi ya siz. Ben kalıyorum şimdi. Abi gününe bakacaksın gününe bakacaksın ya. Orada bir kiranın ne kadar olduğunu biliyor musun? Hayır bir kiranın ne kadar olduğunu biliyor musun? Adam oranın yerlisi. Nerede? Ben Avusturya kaldım diyorum. Ben kendim yerlisi yani. Yeni geldi. Abi orada yeni geldi. Babası fabrikatör. Nereden? Benim abi, burada 100 lira maaşım adamın 200 birim yapmıyor. Sen neyi tartışıyorsun burada ya? Ya alakası yok ki. Türkiye'de. Hayır hayır. Adam gidiyor zaten. Babacığım.
şöyle sakin. Ben gidemiyorum işte. Sakin konuşalım. Zaten. Bir dakika. Sakin konuşalım. Sizler şimdi siz ne istiyorsunuz? Bir ya Z kuşağı var. Ne istiyorsunuz? Anlamazlar ki. Ne? Ben anlamayan insana bir şey anlatmam yani. Şimdi doların yükselmesini değil. Bak şimdi abi. Akdeniz'den çekil dolar düşer. Suriye'den çekil dolar düşer. Kazakistan'dan çekil dolar düşer. Azerbaycan'dan çekil dolar düşer. Zaten bizim içimizdeki hainler koymuyor. Ya görmüyor musun? Tamam partiyi beğenmeyebilirsin. Tamam ekonomide problem olabilir. Ama bunu bizim vatandaşlar 10 liralığı koyuyor 100 lira. Bunları görmüyor musunuz ya? Bunları da görmek lazım. Bak, ben burada sana siyaset konuşmuyorum ya. Benim ülkem güzel olsun. Tamam, benim dışındaki benim önemli değil yani. Biz zaten ben 65 yaşındayım. Ben seni düşünüyorum, beni değil. Ama ben de geleceğimi düşünüyorum. Tamam, geleceğini düşünüyorsan bir dakika. Sen şu çevreni bir bakar mısın? Hep senin çevrende Kazakistan. Bak bugün Ukrayna'yı çarpıştırmak için neler yapıyorlar. Ukrayna hedef değil. Rahmetli Gelbakan bundan 15 sene önce dedi ki esas Türkiye, Suriye değil. Suriye'ye vurduklarından sonra ne hedef Türkiye. Şimdi bize bak PKK karşımızda kuruluyor, kimse bir şey demiyor. Konu ekonomi. Ekonomi ise kardeşim. Hükümet devlet ayrı abi. Ben A Partisi. Devlet ayrı, hükümet ayrı. Devlet eleştirilemez. Ne sağcıyım ne solcuyum. Ekonomide takip problemler. Devlet eleştirilemez abi. Devlet tabii bizim devletimiz. Problemler var ama bunu da elinden gelen yapıyor. Bizim iş adamları da elini taşın altına koyması lazım. Yani bir, her şeyi şey devletten gözlememek lazım. Bunları da görmek lazım canım. Yani her devletten bir devlet bir devlet. Sen de ver. Neyi veriyor ya? Havanın bile vergisini alıyorlar ya. Gözümü seveyim ya. Abi devletin verdiği yer belli. Babacan tabii ki. Nasıl olacak ya? 5 tane kurmalar sömürülüyor. Devlet işine geldiği zaman iban istemeyebiliyor vatandaştan. Evet. Tamam. Benden iban istiyorsa dayıcım ya bak ben tekniker adamım. Tekniker adama, üniversite mezunu adama geliyorlar şaka gibi 4 milyar maaş veriyorlar. Bu çocuklar 4 senesini, 2 senesini harcayarak annesinden babasından uzakta okuyarak 4 milyar maaş için yapmıyorlar. Yapmıyorlar abi bu hayatı. Adam diyor ki ben makine mühendisiyim. Ülkemde 5 milyar 6 milyara harcayacağım ama giderim yurt dışında dönerci olurum diyor, garson olurum diyor. Ama sizin yaptığınız yani şu anda hükümet değil de kim gelirse gelsin bunu bir düşünmesin. Bak hükümetle alakası yok dayı yurt dışında, yurt dışında burada bir motor üstesine düşün. Bak kaldı şimdi. 22 ya tamam kaldın da bak sana izah ediyorum. Diyorum ki buradaki araba ustasını düşün. Evet. Yurt dışından araba ustası geliyor burada paşalar gibi Bodrum'unda Marmaris'inde yiyor içiyor. Burada bir tane motor ustasını yurt dışına gönderebilir misin? Burayı eşit tutamazsın ki. Ya tutamadı tatil adam burada kendi yazlığına bile gidemiyor ya. Diyebilir tabii ki o adam orada ama çalıştığı şartları biliyor musun? Abicim bu gençlerden bir şey bekliyorsan yurt dışına göndereceksin. Senin tamam mı? Türkiye'de yurt dışına gönder. Sabahın 6'da kalkıyor. Bana bir tane göster. Ya sen hak etse. Ben karşısı var. 80'de gittim. Niye gittin abi? Karşısına madem ülkem var niye gitti? Babacan, bana bunu açıklatamam diyeceğim ay, mesela. Ben de sana söyleyeyim. Ben giden de buradan aldığım 9 lira alıyordum. Oradan da 10 liraya gittim. 10 liraya. Neden vatanımızı bırakıp gittin abi? Abicim, onu diyor arkadaşlar. O zaman şartlar öyle gerekirdi. Döndüm geldim. Şartların bir şey var demiyor. Sen oradan ne yapıyorsun? Babacan. Sen Avrupa'da almıyorum. Vallahi almıyorum. Geldim vatanımdan emekli oldum. 21 yıl. Milli olabilmek için gel. Hayır. Gerek yok. Abi, ya. Abi, abi, bak. Sakın tartışma bak. Tamam abi dağıtalım kusura bakma. Hayır. Sen bu hükümetin neyini savunuyorsun hocam? Savunur sana ne ya? Sana ne savunur? El hareketi yapma. El hareketi bir dakika el hareketi yapmıyorum ne el hareketi ya? Abi kes tamam. Tam bir şey yap. Bir şey yap. Kapattık abi kurban olayım yapma ya. Ya lütfen bak herkes dinliyor. Hayır saygısızlık. Niye saygısızlık yapıyorsun? Hayır zararla alakası yok ya. Abi göstere kurban neyini savunuyorsun? Abi kurban olayım. Savunmaz bir şey olmaz. Doğrudur. Bir şey olmaz. Sıkıntı. Siyaset abi güzellikle konuşalım. Ya, bir şey değil. Vallahi bir şey değil. Bak. Yok. Röportaj ya, böyle. Ya o değil ya. Biz güzel konuşuyoruz da. Diyor ki sen bu hükümetin neyini savunuyorsun? Olabilir. Eleştirebilirsin. Ama ben bak sen savunmayabilirsin. Ben savunurum. Tamam. Bu bir şey yok. Sen oradan diyorsun ki. Sen hükümetin neyi savunuyorsun diyorsun. Avrupa'da. Şimdi sen diyorsun ki Avrupa'da diyor kim diyor altını. Sen hükümetin neyi savunuyorken niye peşindesin ya?
Yok abi, kavga dövüş yok. Yok, dövüşme yok. Bana bu hükümetin neyini savunuyor? Sen onu söyle hocam. Ben sana bu söyleyeyim. Millet, bir dakika söyleyeyim. Euro 1 euro olmuş. 18 liraya çıktı. 20 liraya çıktı. Bir gecede milyarlarca doları kaçırdılar. Ondan sonra sen geliyorsun burada diyorsun ki bu sistemi mi savunuyorsunuz siz? Yok yok, bir dakika ben sana anlatayım. 1980'de gelen de Yeşilköy Havaalanı'ndan evime utanıyordum yollardan geçmeden. Utanıyordum. Kardeşim, şu anda yolları görüyorsun. Devletin görevi o. Bak bak. Senden vergi alıyorsa karşılığında vermek zorunda. Anlıyorum canım. Ben sana şöyle cevap vereyim. Tabii ki beğenmeyebilirsin. Ama bu hükümetin yaptığını 80 yılda yapamadılar kimse. 80 yılda yaptık da sattıkları ne olacak? Ne yaptılar? Bir tane göstersene. 83 yıl boyunca. Bir dakika sana bir şey söyleyeyim. AKP tarafından satılanlar ne olacak? Bak ben sana. Kaç senedir İmamoğlu başa geldi. Bana bir anlatır mısın? 3 sene. Ne yaptı? Bir tane göster. Kolay gelsin. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.